Amasya bağlık mı bağlık, bahçelik mi bahçelik? Şöyle ziyarete doğru azıcık açıldınız mı şehirden, yeşile doyuyor gözleriniz. Sadece elma değil, çeşitli meyveler yetişiyor. Her mevsim ayrı tat, ayrı lezzet. Rabbimiz nimetler yağdırmış o coğrafyaya. Bu kanalların hikayesini biliyor olmalısınız. Olsun, biz tekrar edelim yine de. Efendim, Ferhat bir nakkaşmış kendi halinde. Ancak sarayda çalıştığı günlerde nasıl olmuşsa olmuş, karşılaşmış Şirin'le. Ve bir kara sevdadır sarmış ikisini. Vali Hüsrev hadiseye bozulmuş tabii. Şirin'i sana veririm demiş. Ama ancak diye eklemiş. Ve gördüğünüz su yollarını kazmasını istemiş ondan. Ferhat bu. İş mi dayanır? Vurmuş balyozu, delmiş dağları. Gel gelelim tam işi bitireceği gün bir koca karı gelip Şirin'in öldüğünü söylemiş ona. Ferhat ah edip düşmüş kara toprağa. Şirin koşup kapanmış, can vermiş Ferhat'ın yanı başında. Derken dikenler bitmiş cesetlerinden, çalılar dolanmış birbirine. Diyeceksiniz ki bu da ne, Türk filmi gibi. Mevzu sarmamış olabilir size, ancak hikayeyi Firdevsi ve Alişir Nevai kaleme alınca nefis beyitler çıkmış ortaya. Klasiklerden olmuş efsane. Aslına bakarsanız uzunluğu 18 kilometreyi bulan bu su yollarının ardında devlet gücü olmalı. Ama hangi devlet, hangi devir belli değil. Sevindirici olanı şu ki Amasya evleri geçmişten izler taşıyor hala. Eğri büğrü sokakları iki taraftan kuşatan cumbalı konaklar alıp götürüyor hayranlarını asırlar öncesine. Yeşil ırmak yalıların gölgesinde yürüyor Karadeniz'e. Hani aheste aheste. Yalılar mamur görünüyorsa da yorgunlar. İçlerinden kimler geçti kim bilir. Hey gidi hey. Böylesi evleri yapmak çok mu zor diyeceksiniz. Elbette taş işçileri ve dülgerler kalmadı eskisi gibi. Ancak isterlerse alasını yapabilir ustalarımız. İşte Amasya'da günün malzemeleriyle dünün çizgisini birleştirmeyi başaran mimarlarımız var. Güzel işler de çıkarmışlar ortaya. Oraya kadar gitmişken içine girmeliyiz dedik. Hiç değilse birinin. Doğrusu tam hayallerimdeki gibiydi. Yüksek tavanlı ve ferah. Bakın bu dolap kapaklarından birini aralıyoruz. Bir banyo çıkıyor karşımıza. Her odada bir benzeri var. Lavanta kokulu peşkir ve dibi küle gömülmüş güğüm hazır köşede. Kısacası her ihtiyacı düşünülmüş misafirlerin. Bu arada Amasyalıların cömertliğinden bahsetmeliyim sizlere. Kolumuzdan çekip çekip aldılar içeri. Sofralar kurdular göz açıp kapayıncaya kadar.
Şehirden biraz açılalım isterseniz. Bakın, Taşova gelişmekte olan bir ilçe. Kabuğunu kırmaya çalışıyor kendi gayretleriyle. Çarşıdan çok klasik bir iki görüntü alıp uzanıyoruz Morabay Gölü'ne. Ben çok göl gördüm, çok göl çektim program için ama suyu böylesine derin ve berrak olanına rast gelmedim inanın. Sonra balığı böylesine çok olanına, kıpır kıpır oynuyorlar suda. Nilüferler ılık ılık gülümsüyor onlara. Amasyalılar, öyle kıyıdan olmaz abi dediler. Gel kayıkla açılalım bir. Açılmamak ne mümkün. Hem itiraz kimin haddine. Kayıkçı kürekleri aheste çekti, çekmesine de sandal yokuş aşağı kaydı sanki. Yağ gibi. Bakın bu mevki Amasyalıların gözde piknik yerlerinden biridir. Ve dileyen geceleyebilir orman evlerinde. Yeşillikler arasında ilerleyip uzanıyoruz Taşova köylerine. Oo, fayton sefası mı demeyin hemen. Bizimki görev canım. Bakın, Merzifon'da teknoloji pes ettirememiş faytoncuları. Garajın yanı başında filolar halinde bekleşiyorlar hala. Bakımlı atları ve süslü kasalarıyla göz alıyorlar inanın. Sokaklarında nal sesleri çınlıyor gün boyu. Amasya ve ilçelerinde semaver yapımı ve kullanımı çok yaygın. Hemen oturduğumuz her yerde buharı burup demi berrak bardaklar sürüldü önümüze. Lezzetteki hikmeti sorduğumuzda semavercileri gösterdiler parmaklarıyla. Közün hazin ısısında demlenmeliymiş çay dediğin. Hele Amasya'nın suyuyla da oluyor ha mübarek. Al al gülümsüyor, pırıl pırıl.